Merhaba arkadaşlar, bugün beraber leşlere bakacağız. Leşlerin diğer bir adı da Türkçesi sanırım tutucu olması lazım. Şimdi bu ilk bakacağımız seyreleç. Leşler ya belleğin en düşük birim olarak düşünebilirsiniz. Önce belleği tanımamız lazım. Şimdi bellek nedir? Bellek değeri tutabilmeli. Yani benim istediğim bir veriyi kendi saklayabilmeli. Ya da benim kaydetmek istediğim bir veriyi kendisi kaydedilmeli. Ve ben bu kaydettiğim veriyi okuyabilmem lazım. Ya da bu veriyi değiştirebilmem lazım. İşte bellek bunları sağlar bize. Şekilde şu an bir kitabın adı Morris Mano. 5. baskı. İngilizce bir kitap ama güzel bir kitap. Hani üstteki figürü oradan aldım. Tavsiye ederim. Alttakinde internette bakarken öyle yardımcı olabileceğini düşündüğüm, anlamımız açısından daha kolay olabileceğini düşündüğüm bir truth table ve yukarıdaki işlemin durumu burada yazıyor. Normalde kendim hazırlarım ama bu sefer kendim hazırlamadım. Şimdi SRL için çalışma durumu şu şekilde. Bunun şu işlemi null olarak tanımlandırıyoruz. Bunu NAND olarak da yapabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. S1 olduğu zaman ya da şuradan gideyim. S0, R0. Şimdi ikisinin de 0 olduğu durumda S0 0'la Q'nun şimdiki buradan Q'nun şimdiki çıkar. Bunun tersi Q'nun şimdikinin tersi. Yani Q gelecek Q'nun şimdikinin tersi oluyor. Q gelecek de Q şimdikine eşit oluyor. Yani bu şu şekilde demek yani. Şimdiki ile gelecek aynı demek. S ve S sıfırken, R sıfırken bakın şimdiki durumu bu, gelecek durumu bu. Yani bu burada veriyi saklıyor demek. S sıfır, R bir iken S'nin yerine sıfır verdim. Q şimdiki şöyle yani ben şöyle yapayım. Şuraya şöyle alayım. S burası sıfırken. Burası sıfırken buradan Q şimdiki var bir de. Q şi. Ve bunun tersi. Bunun sonucu eşittir. Q şimdikinin tersi olacak. Burada da R 1 olduğu için burası 1 artı Q şimdikinin sonucu direkt 1 oldu. 1'in tersi eşittir 0. Yani Q geleceğimiz bizim sıfır oldu. Yani bu ne demek? Arkadaşlar bu şu demek. Benim çıktım sıfır olması demek benim bunu resetledim. Yani sildim anlamına geliyor. Silmek. Clearladım yani öyle diyeyim. S sıfırken R birken ki zaten biz buna reset demişiz. Reset birken sonucu sıfırlıyor. Bakın çıktığımız her türlü sıfır. İlk turmanın sonunda sıfır. Şimdi S1 iken R 0 iken'e gelelim. S1 iken buranın çıktısı, iç kısmının çıktısı. Tekrar aynı şeyi yapalım. S1 iken burası 1 iken buranın sonucu 1 olacak. Bunun da tersi 0. Bakın Q geleceğin sonucu 0. S1 iken reset 0 iken burası 0. Buranın sonucu da Q'nun şimdiki hali neyse yazamadım onu. Q'nun şimdiki hali. Bu da şu demek kurmak demek. Yani sonucun 1 olması demek. Birinde bakın burası reset. Reset. Burası set. Şu kısım set. Bu kısım reset. Bakın çıktım benim 1'e 1. Çıktım benim 0'a 0. SRL işler bu şekilde arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olmuş.